Arda'nın mutfağında çok lezzetli bir hafta sonuna hazır olmanız lazım. Önce bir mantarlı, sarımsaklı ve kaşarlı pide yapacağız. Hayalinizdeki gibi değil, hayalinizin çok daha ötesinde lezzetli olacak. Sonra bir çiğ kabak salatası yapacağım size. Halka halka değil, ince uzun, güzel güzel dilimlenmiş kabaklar ve en sonunda da çok basit ve çok lezzetli bir fındıklı kurabiye ile günü noktalayacağız. Anlayacağınız bugün Arda'nın mutfağında tam bir lezzet şöleni sizi bekliyor. Buyurun hamur mayalamayla işe başlayalım. Başlıyoruz hamur işimizi yapmakla. Her hamur işinde olduğu gibi bunun da bir mayalı bir, ya her hamur işinde doğru olmadı da bu tür hamur işlerinde olduğu gibi bunda bir mayalı karışım var, onu yapacağız. Bu arada fırında olan olayı size anlatmak isterim. Fırın 180 derece ayarlı ve yaklaşık 34 dakikadır filan bir alüminyum folyoya sarılmış vaziyette bir baş sarımsak. Üstünde kabuğu vesairesiyle beraber direkt alüminyum folyoya sardım ve bunu fırında yumuşasın diye bıraktım. Sadece yumuşasın ve sarımsak biraz kendini bıraksın istiyorum, tamam mı? Alüminyum folyoya sarıldı, çıkarttım da gösteririm size. Gelelim buraya. Önce mayalı hamurumuzu yaparak işe başlıyoruz. Burada 5 gram yani böyle bir yani bir çay kaşığından birazcık daha fazla maya var. Genellikle böyle 10 gramlık paketlerde falan satılıyor. Onun yarısı kadar koysanız yeterli olur. Üstüne bak tam bir su bardağı oda sıcaklığında süt ekliyorum. Hatta ve hatta sütü bir parçacık şey yaparsanız hani cezvede bir tık ısıtıp böyle kenara alırsanız daha da iyi olur. Benden söylemesi. Şimdi bunun üstüne bir de zeytinyağı ekleyeceğim. Tuhaf bir karışım farkındayım ama 2 yemek kaşığı zeytinyağı bak şöyle oluyor. 1001, 1002. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ortaya çıkmış oluyor. Bu bizim gördüğünüz gibi mayalı karışımımız. Her şeyin başında öncelikle şunu bir şöyle bir karıştıracağım. Fakat mayanın daha da iyi çalışması ve daha iyi aktive olması için neye ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. İçerisine küçük bir parça şeker ilavem var. Bir tatlı kaşığı kadar düşmesin diye kenara koydum ama yine düştü o. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Ve öncelikle mayayı aktive etmek için şu üçlüyü böyle güzelce bir çırpıyorum. Mayayı çırptım, çalıştırdım. Şu anda burada hamurla buluşmaya, unla buluşmaya hazır. Burada da iki tam, tamam mı? İki tam, bir üçüncü bardağında dörtte üçü dolu olmuş vaziyette un var. Yani üç bardaktan bir çeyrek eksik kadar un var. Bu mayalı, yağlı karışımı bunun içerisine transfer ediyorum. Sonra şu kenarda dursun. Hafif hafif bunu karıştırmaya başlıyorum. Neyse bununla yapmayı denedim ama olmadı. Biz çatalla, geleneksel çatal yöntemiyle yola devam edelim. Hafif hafif yoğrulabilir bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Bütün mayalı hamurlardaki genel uyguladığım tarife hemen hemen bu oluyor. En son olarak da birazcık daha lezzeti arttırsın diye şöyle tuzu dışarıdan koyuyorum ve en son mayalı hamurun içerisine girmesini sağlıyorum. Önce biraz çatalla sonra da elle yoğurup güzel bir kıvam yakalamaya çalışıyoruz. Hamuru güzelce yoğuruyoruz. Hep söylüyorum şunu. Bak böyle bir ileriye doğru aç, sonra diğer tarafa doğru genleştir. İleriye doğru aç, diğer tarafa doğru genleştir. 360 derece çalıştır. Önemlidir bu hamuru 360 derece çalıştırmak. Ve hatta hani bazıları şey diyor bana, sosyal medyadan yazıyorsunuz. Yani böyle alıp da böyle vurma, nimete saygısızlık. Aksine bu nimete değer katmak. Çünkü genleşmesi için bu tip bir uzamaya ihtiyacı var hamurun. Alın. Şöyle vurun, açın, vurun ve iyice çalışır bir kıvama getirin. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz
Hafif yumuşak ama gövdeli bir hamur. Bunun bu şekilde bir mayalanmaya ihtiyacı var. Her zaman olduğu gibi de bu tip mayalı hamurlardaki mayalanma süresi 1 saattir. Yani böyle hani hızlı maya yarım saat falan bazen ben de yapıyorum onları çabuk olmak gerektiği zamanlarda. Oluyor mu? Ehveni şer derler efendim buna. Yani idare ediyor ama tam olması gereken kıvama bulmuyor. Olması gereken kıvam 1 saat, tamam mı? 1 saat tam maya, yaklaşık 10-15 dakikada tepsi mayalanması. Net, şaşmaz. Ama hani bazen acelemiz var, hızlı çalışmamız gerekiyor filan. O tip ufak kestirmelere gidebiliyoruz. Bir diğer kestirme de bunu oda sıcaklığından bir tık daha yüksekte mayalanma hızını arttırmak. O da şöyle, hani oda sıcaklığı 28-30 derece gibi düşünün. Bunu böyle bir 50 dereceye önceden ısıtılmış ve bekleyen fırının içerisine atarsınız. Ama daha yüksek olursa bu yanar. Yani mayası yanar, aktive olmaz. Hatta ölür daha doğrusu. Yaklaşık böyle 50 derecelik fırında o şekilde de bekletebilirsiniz ya da bu şekilde bekletebilirsiniz efendim. Bir saat kadar bekleyecek bu. Mayası yerine oturacak. Ondan sonra da işimiz tamam olacak. Bunu bir sarımsaklı tereyağı yapacağız ama sarımsağın yaklaşık bir 17-18 dakikası var. O yüzden buyurun biz çiğ kabak salatasını yapmaya başlayalım. Çiğ kabak salatası benim yıllar evvel yaptığım, yazdığım kitapta var olan bir tarifti. Fakat onu birazcık değiştirmeye ve geliştirmeye karar verdim ve farklı bir şeyler yapacağız. Öncelikle bir kesme tahtasını tezgahın üstüne alarak işe başlıyorum. Buzdolabında fesleğen var. Fesleğenle tatlandıracağım. Fesleğeni dolapta ve şey vaziyetinde tutuyorum bu şekilde nemli bir bezin altında. Bunu güzelce doğrayacağım. Tarifte bolca fesleğene ihtiyacınız var. Şöyle büyük yapraklardan aşağı yukarı 10-12 tane fesleğen. Yapraklarınız küçükse adedi arttırabilirsiniz. Şu an var olan büyük yapraklardan 10 yaprak kadar fesleğen çıkartıp tezgahın üstüne kesme tahtama koyuyorum. Bunları güzelce doğrayacağım. Eğer ki işte bakayım bu aşağı yukarı 10 yaprak yani olmuştur burada. Şimdi geri kalanlar da bir sonraki sefer için tekrardan dolaba. Bu tip yapraklı yeşillikleri doğramak için bir sürü farklı teknik var. Bir, hepsini böyle üst üste koyarsınız. Yaprakların hepsi. Bu şekilde. Tamam. Şöyle. Niye uğraşıyorsun? Çala kaşık gir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Öyle girmek var tabii ki ya. Girersiniz. Çok da dert değil ama ben size var olan tekniklerden bir tanesini göstermeye çalışıyorum. Bak şu şekilde yaprakları mümkün olduğu kadar muntazam üst üste koyarsınız. Şöyle. Sonra bunu olduğu yerde bir katlarsınız. Böyle. Bütün yaprakları bir kat yaptınız. Sonrasında bıçağınızı alırsınız ve şu şekilde ince ince doğrarsınız. Doğradığınız zaman böyle uzun uzun, ince uzun şeritler halinde fesleğen veya işte X, Y yaprağı elde etmiş olursunuz. Ben bunu böyle yapmayacağım ama bunu göstermek için size söyledim. Ben bunu mümkün olduğu kadar şöyle ince ince doğrayacağım. Ama hani mükemmel yapraklarla doğramak istiyorsanız o şekilde kat kat üstüne koyup öyle doğrarsanız hakikaten hepsi ince ince şeritler halinde çıkacaktır. Fesleğen bıçakla temas edip ince kesildiği zaman birazcık kararmaya başlar. Ama bizim burada ihtiyacımız olan şey onun aydınlık kalması vesaire değil. Fesleğenin karanlık yüzünü ortaya çıkarmak da değil ama fesleğenin birazcık ufak ufak doğranması ve lezzetini yapacağımız salataya geçirmiş. Şimdi fesleğeni komple doğradım ve bu şekilde derince bir kasenin içerisine koydum. Çili biber çok yakışır. Eğer varsa böyle komple güzel acısı olan bir biberiniz bunu da ince ince doğrayın şu şekilde. Bir biberin tamamını doğruyorum. Çili biberi de böyle tamamen ince doğradım. Bu tip biberlerle çalışırken dikkat edin. Bunlar acıdır. Ve eğer bunu doğradıktan sonra elinizi yıkamazsanız, yıkamadan daha doğrusu gözünüzü falan böyle bir ovuşturursanız geçmiş olsun. Muhtemelen gözünüzün acısından yaklaşık böyle bir yarım saat 40 dakika kadar falan böyle epeyce bir canınız yanar. Peki efendim. Bunun içine bir de sarımsak ilave ediyorum. İrice bir boy sarımsağım var.
Bu arada fırında pişen sarımsaktan da bir iki diş alıp ilave edebilirsiniz. Gayet güzel olur ama burada her şey çiğ olduğu için bu sarımsağı da çiğden koyuyorum içine. Bir diş sarımsak olduğu gibi salatanın içine giriyor. İçine bir parça limon ekleyeceğim. Daha doğrusu bir parça değil, bir limonun tamamını ekleyeceğim su olarak. Bakalım bu sefer çekirdeğini kaçırmadan koymayı başarabileceğiz mi? Başardık çünkü limonumuz az çekirdekli. Allah razı olsun. Bir limonun suyu çok gelebilir size. Ama inanın bana bu tip çiğ salatalarda limon iyi bir dengeleyici oluyor. Çünkü içerisine zaten bir aşağı yukarı bir limon kadar, hatta belki daha da fazlası zeytinyağı ilave edeceğim. Ve acı ile ekşi iyi bir ikili oluyor. Şimdi zeytinyağı, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. 1002, 1003, 1004, 3-4 yemek kaşığı kadar girdi içerisine. Peki, şimdi bu benim genel kabaklar için olan hazırlığım. Başka ne koyacağız bunun içine? Tuz ve karabiber koyacağız. Şöyle bir hafiften karıştırdım, harmanladım. Gerçekten kabakları lezzetlendirmek ve çeşitlendirmek için gayet yeterli. Tuz karabiber dengesine siz kendiniz bakın, tamam mı? Şöyle bir dolu tutam kadar tuz ve aynı şekilde bir dolu tutam kadar karabiber. İşlem tamam. Bu kabağın bütün yapraklarına iyice temas etmeli. O sebepten dolayı da kabağımızı güzel bir şekilde kesip hazırlamamız lazım. Bakınız, şu şekilde kabuk soyma aparatları vardır ya, bunlar çok işe yararlar. Şu baş kısmına bıçağımla vuruyorum ve özellikle üstündeki derili kısmı kalacak şekilde bunu ince uzun vaziyette doğramaya başlıyorum. Şu baş kısmını da keselim, rahat çalışalım. Bak, her bir dilimde mümkün olduğu kadar çok ortasındaki beyaz kısım kadar yeşilli olan kısmı da çıkartmaya çalışıyorum. Ve hemen hemen değil de bütün kabaklarda olduğu gibi bunun da tam ortasında çekirdekli bir kat var, tamam mı? Yani o çekirdekli bir gövde kısmı var. O çekirdekli gövde kısmına gelmeden önce de diğer tarafına çevirip bu şekilde devam ettiriyorum. Mümkün olduğu kadar her bir yaprakta yeşilinden almaya çalışın. Sadece beyaz kısımları kalmasın. O da biraz kabağınızın boyutu ve buradaki dilimleyicinizin ağız genişliği ile alakalı. 3 tane kabağı bu şekilde hazırlıyorsunuz ama ortasındaki çekirdekli kısmı asla kullanmıyorsunuz. Kabaklar hazır. Hemen sosla buluşturalım. Komple alıp içine atın. Ve çok edersiniz bu iş elle olur. Şöyle güzelce elle harmanlayın. Bak, kabakları kırmadan, incitmeden, kabakları çok fazla kırıp dökmeden iyice sosa buluyorsunuz, tamam mı? Her tarafına. Eğer zeytinyağı eksik gelirse üstüne azıcık da zeytinyağı ilavesi yaparsınız. Ama sizden ricam, hakikaten her bir yaprak, kabak dilimi daha doğrusu, mümkün olduğu kadar sosla temas etsin. Çünkü öbür türlü çiğ kabak yemiş gibi olursunuz, tamam mı? Şöyle güzelce harmanlayıp güzelce işlemi bitiriyoruz. Şimdi bunu yapıp bitireceğim, direkt servis etmek için dolaba atacağım. Çünkü artık bu arkadaşın işi tamam. Öncelikle şöyle bir servis tabağı var elimde. Aldım geldim. Kabakları alıp şu şekilde üstüne doğal bir vaziyette diziyorum. İçinizdeki sanatçı ruhu işte bu tip dakikalarda ortaya çıkartabilirsiniz. Alıp şöyle çala kaşık atmayın. Ufak ufak dizin ve güzelce üstüne yerleştirin. Şimdi burada birazcık killer var.
ve oldukça lezzetli bir sos var. Bunu mutlaka kullanacağım fakat salataya birkaç küçük dokunuş daha yapmak istiyorum. Sosu ve son kalan birkaç çiliği de öyle dengeli vaziyette kullanacağım. O da içine koyacağım bir parça keçi peyniri. Bakın, şöyle bir keçi peyniri var. Genellikle zaten böyle baton ve kalıp halinde satılıyor bu. Bu keçi peynirinin hafifçe doğal yapısını bozmadan kaya taneleri halinde çekmeye çalışacağım. Sonra üstüne birazcık karabiber çekeceğim fakat o karabiberin de iri ve taneli vaziyette kalmasını sağlayacağım. En sonunda da birazcık cevizle işi bitireceğim. Bir parça da nar ekşisi mükemmel bir sonuç verecek. Şimdi önce karabiberi bulalım. Harika. Bu karabiber. Bakın şu başındaki şeyini iyice gevşettim. Çünkü o zaman iri taneler halinde dökülüyor. İri taneler halinde birazcık karabiber. İri tane karabiberler tamam. Biraz deniz tuzu var elimde, onu kullanacağım. Bu tip tariflerde kalın tuz çok lezzet veriyor. Yani sadece etçilerde, tabii steakhouse'larda falan değil. Böyle sebzelere de çok yakışır. Doğru bir tuz dengesi. Sonra da peynirle ilgili olan çalışmam. Bakın ben bu keçi büşü dedikleri peyniri son derece doğal vaziyette seviyorum. Tamam. Alın bir kaşıkla şöyle üstüne küçük küçük kaya blokları atın. Böyle. Tamam. Küçük ama. Asla bıçakla kesmeye çalışmayın. Ve çok iri parçalar halinde çıkartmaya çalışmayın. Fırındaki ben tamamım diyor bu arada. Az sonra onu alacağım. Tamam. Şu şekilde tamamen doğal küçük kayalar. Bunu da böyle anlatırken aklıma hep şey geliyor. Yıllar yıllar evvel TRT'de şey yapan, resim programı yapan Bobros amca vardı. O böyle güzel güzel anlatırdı orada. İşte buraya küçük kayalar yapalım, buraya küçük yalnız bir ağaç yapalım falan diye. O da göçtü gitti ya. Bobros amcayı da bu şekilde almış olduk. Küçük küçük kayalar yaptık. Bu peynir bunun için çok böyle yeterli olur. Sonra birazcık da kıtırından koyalım. Kıtırdan kastım da ceviz. Çok fazla kırmanıza gerek yok. Gerekiyorsa elinizle kırın ve şöyle üstüne gezdirin. Birazcık da kıtır versin ve bu şekilde aslına bakarsanız servise hazır. Ve bir parçacık da nar ekşisi gezdireceğim ama onları servis ederken yapacağım ki salatam hem bir tık canlansın, birazcık daha lezzetlensin ve kupkuru vaziyette kalmasın diye. Bir de size şöyle bir önerim var. Normal şartlarda bu, şimdi bu tabak böyle ama bunun ucunu şöyle bir kağıt havlunun veya bir mutfak torşonunun ucunu hafif sildikten sonra tabağın kenarlarını şu şekilde servise çıkmadan önce iyice bir temizlersiniz. Bu arkadaşımız aslına bakarsanız servis edilmeye hazır, soslanacak ve direkt servise çıkacak. 10 numara 5 yıldız dolapta beklesin. Ben şu fırındakini çıkartıp size göstereyim. Efendim 1 saat kadar 180 derecelik fırında kaldı ve gerçekten harika kokuyor. Tamam. Çok elimizi yakmadan dikkatli vaziyette göstereyim. Bak, yumuşadı. Ve aslına bakarsanız böyle ortadan ikiye kestiğimde şu, biraz sıcak tabii soğusun. Ortadan ikiye kestiğimde sıktığım zaman hazırlayacağım tereyağı lezzetlendirecek güzel bir katman olacak. Şimdi güzel bir tereyağı yapacağım hamur işimi tatlandırmak için yapacağım. Yani az evvel bekleyen, mayalanarak bekleyen hamur işimi tatlandırmak için. Bu biraz soğurken ben onun içini hazırlayayım. İç harcında da çünkü birazcık mantar vardı. O mantarları hazırlayacağım, mantarlar soğusun diye. Böyle bir tavayı ocağın üstüne koydum, tamam mı? Ve yaklaşık böyle 10 adet mantarı dilim vaziyetinde ince ince doğrayarak işe başlıyorum. ...10 tane mantar doğranmış vaziyette, tava azıcık ısındı. Bir parçacık zeytinyağı ekliyorum ve direkt olarak mantarları alıp tavanın içerisine transfer ediyorum. Sarımsak 1 saat kadar 180 derecede piştikten sonra şöyle ortadan ikiye kesiyorum ve gördüğünüz gibi yumuşamış ve tereyağıyla birleştiğim zaman, sıktığım zaman içinden gayet yumuşak vaziyette çıkacak. Mis gibi de kokuyor. Peki tereyağı olarak ne kullanıyorum? Şurada yaklaşık 80 gram oda sıcaklığında, yani üstüne bastığınız zaman ezilir kıvamda bir tereyağı var. Sizden isteğim bu fırından çıkan sarımsakları elinizi yakmadan şöyle dikkatli vaziyette
tereyağın üstüne sıkmanız. Ve şöyle bak bak şu lezzete bak, şu güzelliğe bak hop. Bütün bu aromasını hazırlayacağımız tereyağı geçirecek. Aynı şekilde diğer kısımda hiçbir damlayı bile harcamak istemiyorum. Olduğu gibi şöyle sıkıyorum. Biraz sıcak. Hafif parmaklar yanıyor ama ortaya çıkartacağı lezzet buna değer. Hem zaten sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl olacak bu iş? Evet, sarımsağımızı böyle aldık kenara. Sonra bir kaşıkla ezerek tereyağı hafiften sarımsakla tatlandırıyorum. Tereyağı ve sarımsak gayet güzel oldular. Bu tip durumlarda tatlandırmak birazcık önemli. Çünkü fırında pişerken tatlandıramamıştım. Şimdi burada tatlandıracağım. Bir dolu tutam deniz tuzu atıyorum buna. Tamam. Aynı şekilde bir dolu tutam değirmen karabiber atıyorum. Opsiyonel ama arzu ediyorsanız da bir küçük tutam pul biber atıyorum. Harmanlamaya devam. Ve en son olarak da içerisine yaklaşık şöyle iki tutam kadar da maydanoz koyacağım. Maydanozu şu şekilde kalınlaştırdım ve ince ince doğruyorum. Maydanozları mümkün olduğu kadar en ince şekilde doğrayın ki tereyağın içerisinde lezzetlerini salsınlar ama çok da diri diri ortada kalmasınlar. Onlar da tamamdır. Şöyle bir güzel daha karıştırıyorum. Çok aromatik, çok güzel ve lezzetli bir tereyağı bu. Bunu yapacağım hamurların hem içinde hem de üstünde kullanacağım. Yalnız biraz dolapta beklesin. Birazcık tereyağı hafif gövdelensin. Ondan sonra bunun işi tamamdır. Mantarlar hafiften piştiler. Suyunu saldılar ve topladılar. Bu kadarı benim için yeterli. Sadece birazcık çeşitlendirmek için azıcık tuz ekliyorum üstlerine. Çok az. Bir lokmacık da karabiber. İşlem tamamdır. Bunları da şöyle bir tabağa çıkartayım ve soğutayım. Hamurum mayalanınca işleme kaldığım yerden devam edeceğim. O arada da ben kurabiye yapayım çünkü salatam hazır. Hamurumun bütün komponentleri hazır, malzemeleri birleştireceğim, fırına atacağım. O arada da isterseniz dolapta bizi bekleyen tereyağını alıp gelelim ve yapacağımız kurabiyenin hazırlıklarına başlayalım. Şimdi tereyağı dolapta ama hani böyle çok taş gibi bir kıvamda değil. Gördüğünüz gibi böyle hani oda sıcaklığında birazcık şey vaziyette. Yani elimle koparabiliyorum ama çok da cıvık değil. Tamam. Şimdi her şeyi bir parçalayıcıda birleştirebileceğiniz gibi bu seviyedeyken rahatlıkla şeyde de birleştirebilirsiniz. Elinizde de yapabilirsiniz. Ben kolayıma geldiği için parçalayıcıda yapacağım. 300 gram kadar tereyağı öncelikle şöyle parçalayıcının içerisine giriyor. Tamam. Arkasından diğer malzemeleri de bunun içine atabilirim. Una ihtiyacınız var. 300 gram tereyağına 3 su bardağı kadar un koyuyorum. Bunun şekerlilik dengesini verecek olan şey benim için pudra şekeridir. Şuraya kaçmış. 4'te 3 su bardağı kadar pudra şekeri. O da işin içine giriyor. Lezzetlendiriciler. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Onlar da giriyor. Kıvam bağlamak için birazcık buğday nişastasına ihtiyacım var. O da burada. Ondan da yaklaşık 5 yemek kaşığı. Ama böyle aşırı tepelemeye ihtiyacınız yok. Şöyle silme gibi 4 ve 5 yemek kaşığı buğday nişastası. O da girdi. Şimdi bunun içerisine file fındık ekleyeceğim. Bulabiliyorsanız file fındık, bulamıyorsanız file badem, ceviz ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben fındık ekleyeceğim ama fındığı şu an eklersem paramparça olur. O yüzden birazcık hamuru tutacağım. Ondan sonra fındıkları içerisine alıp karıştıracağım elimle ve istediğim şekli vereceğim. Buyurun şimdi bunu hızlıca bir hamur haline getirelim. İşlemimizi
İlk başta olmuyor gibi gözüküyor fakat tereyağı eridikçe kıvamı güzel tutmaya başlıyor. Tereyağınız tam erimiş ve böyle hiç gövdeli kalmazsa evet çok daha hızlı tutacaktır. Fakat böyle hamur yavaş yavaş oluşuyor. Fırında pişerken tereyağı patlaya patlaya pişiyor. Çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Ve tam da o kıvamdayız. Şimdi bakın kalın ve güzel bir kıvamda bir hamurunuz var. İçine koyduğunuz her şeyle beraber. Direkt tezgaha alıyorum bunu. Görüyorsunuz kıvamını. Şöyle yoğrulabilir bir kıvamda ama oyun hamuru gibi. Tamam mı? Bunlar altta yağın daha eridiği kısımlar. Bunlar ise üstte hafif daha yağın tam her yere ulaşmadığı kırılabilir kıvamda. Bunların hepsini şimdi güzelce birleştireceğiz. Birleştirme esnasında da içerisine birazcık fındık ilavem var. Yaklaşık yarım su bardağı kadar fındık. Çok güzel olacak. Ekleyin. Hafifçe elinizle yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Fındıkları çok kırmak değil, toplanan bir hamur kıvamı elde etmek istiyorum. Tam da böyle bir kıvam işte. Gördüğünüz gibi hamur ben onunla oynadıkça içindeki tereyağından dolayı biraz kusmaya meyilli. O yüzden her şeyi bir araya getirin. İçinde yeteri kadar ceviz varsa sizin için bundan sonrası da artık porsiyonlama kısmında. Şimdi bir fırın tepsisi üstüne fırın kağıdı seriyorum ve buradaki şu arkadaştan alıp hafif bir top yapıp yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Parçaların içerisinde her birinde birazcık file fındık olmasına özen gösterin. Bir, ikincisi parçaların aynı şekilde hemen hemen aynı boyutlarda olmasına da özen gösterin ki bu güzel güzel pişebilsin. Bu pişerken içindeki tereyağından dolayı bir tık kendini bırakır ama toplar. Ondan sonra da ortaya güzel bir sonuç çıkar efendim. Bunu güzel güzel şöyle orantılı bir vaziyette fırın tepsinize diziyorsunuz. Çok emin olmak isterseniz bir hassas teraziyle her bir topunuzun aynı gramajda olduğundan emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tepsi rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Aralıklarını biraz mesafelerini aralıklı olarak koymaya çalışıyorum ki bunlar fırında pişerken bir tık şey yapabilirler, yayılabilirler, tamam mı? Ama toparlayacaktır. Ya komple kendini bırakmaz içindeki tereyağından dolayı. Birbirlerine çok çarpmasınlar. Birbirlerine çok sırt sırta gelmesinler. Birazcık dağılıp hafiften toplasınlar. 180 dereceye önceden ısıtılmış fanlı fırın. Bu arkadaşlar 15-18 dakika civarlarında pişecekler. Aldım birini buraya attım. Birini de buraya attım. Fırının ısısını çok fazla kaçırmadan saatini ayarladım. 15 ila 18 dakika arasında işlem tamam olacak. Şimdi artık ben mayalı hamuruma yavaş yavaş geçebilirim. Çünkü onun da bütün bu işleri yapana kadar süresi geldi. Şimdi bakın sevgili dostlar. Bir tereyağı hazırlamıştık. Burada da mantarımız var. Tereyağı da dolapta duruyor. Hamurumuzu çok zaten aşırı derecede kabarmış bir hali yok. Yani böyle iki katına, üç katına falan çıkmadı. Çünkü içinde epi topu 5 gram kadar maya var. Ama açtığınız zaman hafif maya kokusunu alıyorsunuz. Tamam mı? Hamurumuzu tezgahın üstüne alıyoruz. Bu ortadan ikiye kesip rahatlıkla çalışacağımız tarzda bir hamur. Fakat önce bir yuvarlayıp iyice gazını bir çıkaralım. Cayır cayır maya tatmasın. Tamam. Sonra arkasından hamuru ortadan ikiye kesiyoruz. Ve iki parça yapacağız. İki büyük parça. Tamam. Şimdi ilk yapmanızı isteyeceğim şey burada bununla birazcık çalışmak. Elinizin altında hafiften bir un olsun. Tezgaha unluyoruz. Çok hafif ama çok fazla değil. Çok böyle tıknaz bir kıvam alsın istemiyorum çünkü. Sonra mümkün olduğu kadar açmaya çalışıyorum.
Yuvarlak da açabilirsiniz ama dikdörtgen açarsanız kapatması ve içine eşit vaziyette yapması daha kolay oluyor. Tercih sizin. İsterseniz yuvarlak, isterseniz dikdörtgen vaziyetinde açabilirsiniz. Şöyle bir şey hayal edin. Yaptığımız tereyağlı karışımı, bu mantarlı karışımı filan bunun içine koyacağız, kapatacağız. Üstüne de birazcık daha tereyağı sürüp, tereyağlı karışımı birazcık daha sürüp ondan sonra kesikler atıp kaşarla beraber fırında pişireceğiz. Sarımsaklı tereyağı zaten süper lezzetli bir şey. Piştiği zaman 10 numara 5 yıldız bir lezzet olacak. Süper ince açmaya çalışmayın. Dediğim gibi bu tırnak içinde söylüyorum. Bir tür aslında ekmek gibi olacağı için süper ince açmaya çalışmayın. Sadece hamurunuzu iyice çalıştırmak için tezgahın üstünün birazcık unlanmaya ihtiyacı var. Ben böyle daha dikdörtgen şekillerde seviyorum. Çünkü yani şöyle büyük, daha doğrusu küçük bir çay tepsisi kıvamında bu şekilde açarak işlemimiz tamam. Şimdi içini doldurma kısmına geleceğiz. Burada hazırladığımız tereyağı var. Bu tereyağı şöyle söyleyeyim size. Hem içi hem üstü ve iki hamur için. O yüzden şöyle bir kaşık kadar aldım. İçine koydum. Sonra güzelce yaydım bu lezzetli tereyağı. Arkasından şuradaki hazırladığım mantarların yarısını bunun içerisine koydum. Üstüne kaşar peyniri koyacağım ama içine de kaşar peyniri koymam lazım. O yüzden şurada rendelenmiş kaşarım var. Bu kaşar peyniri konusunda çok fazla bir gramaj vermek gerekmiyor bence. Yani içine böyle bir iki tutam, üstüne bir iki tutam desem muhtemelen anlarsınız. O yüzden yani arzunuza göre çoğaltmak istiyorsanız çoğaltabilirsiniz de. Burada çok bir dert tası sıkıntı olmaz. Sonra bunu alıp yan tarafı üstüne doğru güzelce katlıyorum. Tamam. Bundan sonra mesela bu bitiş kısmını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz bir ruletle şak diye kesip böyle bir yarım ay gibi yapabilirsiniz. İsterseniz ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu daha önceden yapmıştım. Her tarafını böyle bükerek şöyle bak. Alıyorum. Birini bir diğerinin üstüne bastırıyorum. Birini bir diğerinin üstüne bastırıyorum ve bu şekilde güzel bir kenar payı veriyorum buna. İsterseniz çatalla da bunu verebilirsiniz tabii. Arzu ediyorsanız çatalla, arzu ediyorsanız bu şekilde son dokunuş istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamam. Şimdi bunu böyle bir zarf gibi yaptım ve alıp bu şekilde hop diye fırın tepsinin üstüne transfer ediyorum. Tamam. Aynı şekilde ikinciyi de hazırlayacağım. Yine tezgahın üstüne birazcık un. Hamurun üstüne birazcık un. Güzelce açıyoruz. Şimdi fırın tepsisine yerleştirdim böyle hafif mektup zarfı kıvamında. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu güzel tereyağı var ya, bunu alıp üstüne güzelce sereceğim ve hakikaten her tarafına iyice yaymaya çalışacağım. Özellikle üst, kenar, sağ, sol, köşe bölgeler. Şey gibi anlattım bunu, biraz sanki böyle hani haritayı betimler gibi anlattım ama her tarafına yaymanızı istiyorum sizden. Şu dip kısımlar, şey kısımlara çok fazla yapmasanız da olur. Çünkü oralarda daha çok yanabilir bu yeşillikler. Ama üstünü komple her tarafını bu güzel hazırladığınız aromatik sarımsaklı yağla iyice bezemenizi istiyorum. O sırada herhalde fırındakiler de olmuş olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunlara ben 18 dakika verdim süre. 18 dakikanın sonunda bakacağım ne durumdalar. İstediğim gibilerse çıkartacağım. Yoksa 1-2 dakika kadar daha verebilirim. Her bir lokmasını tereyağın kullandığınızdan emin olun. İşte budur. Şimdi ufak tefek üstüne çizikler
çentikler ya da kesikler atacaksınız. Bunu bıçakla da yapabilirsiniz ya da bir makasla da yapabilirsiniz. Bakın alın bıçağınızla şöyle ortadan ikiye doğru bir kesik atın. Bir tane daha atın. Tamamen ikiye kesmiyorsunuz fakat üstünde bir çentikli yarık atıyorsunuz. Sanki bir sarımsaklı ekmek yapar gibi, tamam mı? Burada fırındakine bakayım. Üf, gayet iyi. Kenarları renk almış ama bir dakika daha versem çok da güzel olacak. Aynı şekilde şuna da bir çentik atıyorum. İyice araları açtım. İçinde de tereyağı var. Üstündeki çentikle beraber de üstü de birazcık kabaracak bu şekilde. Fakat bizim yapacağımız şimdiki uygulama bunun birazcık kabarmasını engelleyebilir. O da lezzeti bir tık daha arttırmak için üstüne ekleyeceğimiz kaşar peyniri. Alın ve şöyle üstüne güzelce bir kaşar peyniri ilavesinde bulun. Tamam. Ben şöyle yapıyorum. Birazcık kaşar peyniri koyuyorum. Çünkü bu 180 derecelik fırında yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişecek. Önce birazcık kaşar peyniri koyuyorum. 15. dakikanın sonunda eğer kaşar peynirleri yanmaya başladıysa hafiften üstüne birazcık daha kaşar peyniri ekleyip son 10 dakikayı da öyle pişiriyorum. Yanmıyorsa direkt olduğu gibi devam ettiriyorum. Çok fazla abartmayın. Sadece üstü güzel bir renk alsın. Dediğim gibi yani 20 dakikaya göre ayarlayın bunu. Pişkinlik derecesine ve düzenine bakın. Ondan sonra da direkt olarak işi bitirebilirsiniz. Fırındakiler 18-19 dakikanın sonunda böyle çatlaya çatlaya büyüdüler, genişlediler. İyice soğuduktan sonra bunların üstüne pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. O arada da bu arkadaşların 20-25 dakika kadar fırında pişmesini bekleyebilirsiniz. Efendim, kurabiyelerimiz hazır. Birazcık soğumayı bekliyor. Salatamız hazır. Üstüne sosuyla beraber servisi bekliyor. Fırındaki de çıkınca ben ortalığı iyice toplayacağım ve hızlıca tadıma geçeceğim. Az sonra çok lezzetli bir tadımla karşınızdayım. Sosunu koyacağım. Birazcık da üstüne nar ekşisi gezdirdik mi nefis bir salata bizi bekleyecek. Az sonra tadıma geçiyorum. Benden ayrılmayın. Efendim geldik tadıma. Şimdi bu çiğ kabak salatası zaten bence çok lezzetli de. Bazen şöyle oluyor. Ya çiğ kabak mı falan oluyor böyle insanlar. O değişik imler geliyor. Hiç gerek yok. Çok güzel oluyor. Tadına bakacağım da yanına şunu bir koymak istiyorum. Bakın fırında 22 dakika falan pişti bu. 20-25 dakika içinde tabanı da böyle. Tamam. Üstü de böyle. İçi de kim bilir nasıl? Hemen bakalım. Böyle bir tatlış ruletimiz var. Şöyle vuruyoruz ruleti. Şak. Hop. Doğdu güneşim. Aldık bunu geldik. Bak. Misler gibi. Ama önce şunun bir tadına bakayım. Çünkü hamur beni baştan çıkaracak. Bak. O kadar lezzetli ki. Yemin ediyorum size, fesleğen, keçi peyniri, kabak, sos gerçekten mükemmel. Samimiyetle söylüyorum, bizim yönetmenimiz Berşan bunun içine salatalık da koyuyorum diyor. İstiyorsanız koyun ama acayip lezzetli. Acı, asit, müthiş dengeli, vallahi bayılacaksınız buna. Gelelim buraya. Mantarlı. Sarımsaklı, oldukça aromatik, süper lezzetli bir
pide diyeyim de siz mantarlı sarımsaklı ekmek yiyin. Acayip iyi. Çok net söyleyeyim. Ve bununla da çok iyi gidiyor. Yani o böyle doygun doygun bir lezzet, bu ferah ferah. Şöyle söyleyeyim size, hani dedim ya fesleğenin karanlık yüzü diye, hiç öyle bir şey yok. Fesleğenin tas tamam aydınlık yüzü. Bakınız burada da kurabiyemizin altı mis gibi pişti. Üstüne birazcık böyle fındık kavurup dekor olsun diye koydum. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Tereyağının doğru kullanımından dolayı bu böyle ağızda dağılır bir vaziyette. Resmen ağızda dağılıyor. Net. İçerisine inanın ufak tefek oyunlar da yapabilirsiniz bunu. Mesela... damla sakızı koyabilirsiniz genel harca. Ya da o böyle avucunuz içinde yuvarlak yapıp ortasına delik yapıp içine böyle karamel koyabilirsiniz. Vişne koyabilirsiniz. Hepsini kaldırır. Böyle mükemmel. Hani böyle damakta tatlı tatlı yapışır ya kurabiye. Tam o kıvamda, tam o ayarda. İnsanın böyle damağının kenarında kalıyor. Eğer böyle kurabiye seviyorsanız mükemmel bir tarif. Efendim, işte karşınızda mantarlı, kaşarlı, sarımsaklı bir pide. Aslında hani sarımsaklı ekmeğin bir başka versiyonu. Yanında harika bir çiğ kabak salatası. Ve burada gördüğünüz gibi fındıklı bir kurabiye ile ben yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. Tariflerin detayları için Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına beklerim. Tarifleri uygularsanız sosyal medyaya yüklerken beni de etiketlemeyi unutmayın. Bu hafta yine harika lezzetlerle karşınızdaydım. Haftaya yine burada birbirinden güzel lezzetlerle sizleri bekliyor olacağım. Arda'nın mutfağı sizler için var. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.